Herkese merhaba arkadaşlar, ben Rive yani Emir. Bu videomuzda Pi Network'ün ne olduğu hakkında size bilgiler vereceğim. Pi Network, Stanford Üniversitesi'nden birkaç arkadaşının toplanıp yaptığı bir kripto para projesidir. Şu anda kripto para diyemiyoruz çünkü henüz piyasaya, borsaya çıkmadı. Şimdi size nasıl uygulamayı kullanabileceğinizi, nasıl Pi Coin kazanabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda bir şeyler yazmayı, fikirlerinizi yazmayı, soru sormayı unutmayın. Pi Network'ü Play Store'dan ve App Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Herhangi bir ücret gerektirmiyor. Şöyle bir ekrana geldiğimizde uygulamayı açtım. Gördüğünüz gibi şu anda Pi Network'ün ana sayfasındayız. Aslında mantık çok kolay, sistem çok kolay. Her gün uygulamaya bir kez giriş yapıp şurada elektrik ikonu var, elektrik simgesi var. Bu simgeye basıp 24 saatte bir otomatikman sizin için Pi coin kasıyor. Yani aslında şurada bir sayaç var. Bu sayaç sadece görsel amaçlı. Bu sayaç hep böyle ilerliyor. Aslında bu size ödüllendiriyor. Yani otomatik size ödül veriyor. Bu sayaç görsel şölen amaçlı. Yani herhangi bir şey yok. 24 saatin sonucu size payınız, Pi coin'iniz buraya yansıyor zaten. Gördüğünüz gibi şu an benim 748 Pi coin'im var. Şimdi uygulamaya kayıt olmak için birisinin referans koduna ihtiyacınız var. Referans kodu bulamazsanız uygulamaya maalesef ki kayıt olamıyorsunuz. Benim referans kodum şu şekilde, göstereyim hemen size. Benim referans kodum gördüğünüz gibi RiveFlix. Uygulamayı indirip referans kodu yerine RiveFlix yazdıktan sonra uygulamaya kayıt olabiliyorsunuz. Uygulamaya kayıt olduktan sonra Pi coin'inizin ileride silinmemesi için, hesabınızın silinmemesi için hesabınızı şuradan, şurada 3 tane çizgi var telefonda göreceksiniz. Buraya tıklıyoruz. Buradan profile tıklıyoruz. Profile tıkladığımızda burada size telefon doğrulaması, Facebook doğrulaması falan yazacaktır. Oradan telefon numaranızı doğrulayın. Telefon doğrulamasını yapmazsanız 14 gün içinde silinebilir ve Pi coin'leriniz boşa gider. Eğer Pi coin borsaya girerse Pi coin'leriniz silinme ihtimali var. Arkadaşlar bir de söylemeyi unuttum. Pi Network'te kripto para, yani kripto para demiyorum pardon, Pi Network'te Pi coin kazım yaparken telefonunuzdan herhangi bir internet emiyor, işlemcinizi yormuyor, veri paketinizi tüketmiyor, yani pininizi de harcamıyor. Arka planda otomatik olarak sizi ödüllendiriliyor uygulama. Yani telefonunuz eğer kapalı olsa da, telefonunuzu sıfır böyle full kapatsanız da 24 saatin sonunda o size piler geliyor. Çünkü siz oraya onayla butonuna bastığınız için o uygulama otomatik olarak sizi ödüllendiriyor. Tek yapmanız gereken 24 saatte bir elektrik butonuna basmak. Bu kadar basit. Ben 4-5 aydır uygulamayı kullanıyorum. 4-5 ay önce başladım Pi coin kazmaya, Pi coin kazmaya işte. Burada gördüğünüz gibi 0.39, yani 0.39 pH diyor. Saatte 0.39 Pi coin kazıyormuşum. Daha sonra burada bunlara da geleceğiz. Burada güvenlik çemberi var. Şimdi buradan gördüğünüz gibi kullanıcı adını, alanınızı falan belirleyebiliyorsunuz. Eğer siz benim referans kodumla kaydolursanız zaten referans kodsuz uygulamaya kayıt olunmuyor. Ben sizi kazanç takımıma almış oluyorum. Siz de beni kazanç takımınıza almış oluyorsunuz. Burada elektrik simgesine tıkladığımızda bize nasıl Pi coin kazanabileceğimizi gösteriyor. Burada öncü piyoner dediği her kullanıcıya piyoner olarak 0.10 saatte veriyor. Herhangi bir şey yapmazsa siz benim referans kodumla kayıt olacağınız için 0.02 ekstra ekleyecek, yani 0.12 olacak. Katkıcı dediği de güvenlik çemberi oluyor. Güvenlik çemberinizde 5 kişiyi eklediğinizde size 0.10 ekstra kazımızı ekliyor. Kazımızını, ekstra 10 kazanımızı nasıl alacağım diyorsanız şuradan geri çıkıyoruz. Şurada güvenlik çemberi, böyle güvenlik şeyi simgesi var. Buraya tıklıyoruz. Buraya en fazla 5 kişi eklemeniz gerekiyor. 5 kişi ekledikten sonra gördüğünüz gibi güvenlik ağ güvenliğine katkınız 0.10H yazıyor. Yani pH yazıyor. Buraya 5 kişi ekledikten sonra 0.10 kazancınıza ekleniyor. Gördüğünüz gibi benim burada eklenmiş. Güvenlik çemberi nasıl açarım diye soruyorsunuz. 3-24 saatlik kazım periyodunu tamamladıktan sonra güvenlik çemberine 5 kişiyi ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede pi kazım hızınızı artırabiliyorsunuz. Aşağıya geldiğimizde elçi diye bir kısım var. Bu elçi dediği de referans kodunuz ile kayıt olan insanlar. Ne kadar sizin referans kodunuzda insan kayıt olursa, gördüğünüz gibi burada hesaplamasını yapmış zaten. Referansınızda kayıt olan kişiler uygulamada kazım yapması gerekiyor. Eğer kazım yapmazsa o gün onların verdiği size referans katkısı gelmiyor. Bunu da buradan söyleyelim. Pnode var. Bu daha etkin değil, çok yakında yazıyor. Şu anda kazanç hızınızı artırabileceğiniz yöntemler bu kadar. Dediğim gibi bu şu anda bir proje, kripto para projesi. Topluluğu oluşturmaya çalışıyorlar. Topluluğu oluşturduktan sonra piyasaya, borsaya çıkacak diye düşünülüyor. Biz buradaki şu an parayı herhangi bir şekilde çekemiyoruz. Bir de arkadaşlar şurada chat diye bir yer var. Gördüğünüz gibi chat'e tıkladığımızda burada sıkça sorulan sorular diye bir kısım var. Fak diye geçiyor İngilizce'de. Sıkça sorulan soruları buradan okuyup
öğrenebilirsiniz. Burada bildirimler var. Bildirimlere girdiğimizde P-Network'ün güncel duyurularını buradan okuyabiliyorsunuz. Sıkça sorulan soruları Türkçe şekilde okuyabiliyorsunuz. Her şey burada detaylı bir şekilde yazıyor. Burada P'nin değeri nedir diyor. Bugün P 2008 yılındaki Bitcoin gibi 0 dolar. Yani herhangi bir değeri yok. P'nin değeri ağın üyeleri tarafından sunulan zaman, ilgi, ürün ve hizmetler ile desteklenecek diyor. Yani şu anda topluluğu, güvenlik ağını oluşturmaya çalışıyorlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var, gördüğünüz gibi P-Network Türkiye moderatörlerinin oluşturduğu bir Pikonomi sitesi var. Yani burada işi nasıl işleyeceğini anlatmak için bu şekilde bir sistem yapmış adamlar. Gördüğünüz gibi ürünlerin P değeri altına yazılmış. Sayfa değiştirebiliyoruz. Şu anda herhangi bir şekilde alım satım yapamıyoruz. Sadece ön gösterim amaçlı. Tanıtım amaçlı. Aslında bunun yapılması gayet güzel bir şey. P-Network'ün kendi sitesi var gördüğünüz gibi. Minep.com. Buradan da okuyabilirsiniz. Tabii Türkler de özel bir site yapmış. Türkçe. Şimdi gördüğünüz gibi zaten burada da her şeyi açıklamış. Uygulamadaki rolleri buraya anlatmışlar. Her şeyi burada detaylı olarak görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Güvenlik çemberini açıklamışlar. KYC'yi açıklamışlar. Bu videonun konusu KYC'yi açıklamadım. Burada Pi Türkiye moderatörleri vesaire diye yazmışlar. Şimdi yeni olarak Pi Network'ün Pi cüzdanı yayınlandı. Test amaçlı tabii ki. Pi Network'te Pi cüzdanını nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Facecam'i kapatıyorum çünkü telefondan göstereceğim. Play Store'a veya App Store'a giriyoruz. Arama kısmından Pi Browser yazmamız gerekiyor. Buradan uygulamamızı yüklüyoruz. Uygulamayı yüklediğimizde zaten içini açıp göstereceğiz Pi cüzdanınızı nasıl kurabileceğinizi. Uygulamamız yüklendi. Uygulamamızı şu şekilde açtık. Burada uygulamamızı açtığımızda WalletP diyor. Buraya girelim. Şurada Sign In diyoruz. Pi hesabımıza giriş yapmamızı istiyor. Ben telefon numarasıyla devam edeceğim. Telefon numaramızı şuradan ülkemizi seçip telefon numaramızı yazalım. Buradan şifremizi istiyor. Şifrenizi buradan girin. Oluşturduğunuz şifreye girin. Telefon numaramızı ve şifremizi girdikten sonra ekranımıza böyle bir yer geliyor. Buradan WalletP'ye tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Generate Your Wallet diyor. Cüzdanını oluştur diyor. Cüzdan oluşturu butonuna bastım. Gördüğünüz gibi aşağıda da bir bilgilendirme var. Test P diyor. Gerçek P'ler değil diyor. Sadece test için yani. Bu da bize gördüğünüz gibi kelimeler verdi. Bunu kopyalayalım. Hatta ben bunu ekran fotoğrafı alacağım. Bu kelimeler çok önemli. Uygulamaya giriş yapmak için buradan parmak izini kullanacağım ben. Sizde farklı bir giriş şekli varsa onu kullanabilirsiniz. Ben parmak izini kullanacağım. Yani cüzdanıma girmek için parmak izimi kullanacağım. Buradan parmak izimi tarattığımda evet girişim yaptı. Gördüğünüz gibi Your Wallet adres diyor. Burada bizim cüzdan adresimiz bulunuyor. Buraları siz sansürlü görüyorsunuzdur. Burada gizlilik tercihleri vesaire var. Buradan isminizi seçebilirsiniz. Benim kullanıcı adı ile aranabilir olsun. Fark etmez. Devam dediğimde bildirimleri açın diyor. Ben vazgeç diyorum. Gördüğünüz gibi 100 test payımız hesabımıza yüklenmiş. Bunu istediğiniz gibi başka hesaplara test amacıyla gönderebilirsiniz. Ayarlara girdiğimizde de yine parmak izimi kullandım. Anahtar kelimeleri de buradan tekrar bakabiliyorsunuz hesabınızın kaybolmaması için. Cüzdan adresinizi başkasına verirseniz size gönderir. Gönderdiğimizde de başkasının adresini yazmamız gerekiyor. Bu şekilde de cüzdanı kullanabiliyoruz. Bu arada da arkadaşlar CoinMarketCap.com'da da Pi Network şu anda gördüğünüz gibi veri alınamadı diyor. Çünkü daha borsaya gelmedi. Herhangi bir değeri yok. Şimdi kapanışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Pi Network ne olup olmadığına baktık. Nasıl kayıt olabileceğimizi, kazım hızımızı nasıl arttırabileceğimizi öğrendik. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı ve yorumlarda sorularınızı sormayı unutmayın. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Hiç sorun değil. Elimden geldiğince yorumlarda yorumlarınızı yanıtlamaya çalışacağım. Sakın ama sakın Pi Network'ün ne zaman borsaya geleceği hakkında sorular sormayın. Çünkü hiçbir şekilde kimse bu soruyu yanıtlayamaz. Neyse arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şöyle bir netlisin. Hoşça kalın. Bay bay. Önceki videolarıma da bakabilirsiniz. Bay bay. You think that you're the man? I